Aşağıdaki grafik N2, CH4, CO2 ve H2 gazlarının PV bölü RT oranının basınçla değişimini ve ideallikten sapmalarını göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Basınç arttıkça N2 gazı ideallikten uzaklaşır diyor. Basınç arttıkça N2 gazı, şöyle gösterelim. Şurası ideallik noktası. Basınç arttıkça ideallikten ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Doğru. Grafiğimizi silelim. Şimdi ne diyor? B. İdeallikten en çok sapan karbondioksit gazıdır diyor. Görüldüğü gibi ideallikten en çok sapan, en uzaklaşan karbondioksit gazıdır. Doğru. C. Aynı koşullarda CH4 gazı CO2 gazından daha idealdir diyor. Görüldüğü gibi CH4 gazı ideale karbondioksitten daha yakın. Doğru. D. Basınç azaldıkça CH4 gazının ideallikten sapması artar diyor. Şimdi basıncı azalttığımızda ne yapacak? CH4 gittikçe ideale ne yapıyor? Şurada basıncı azalttıkça ideale uzaklaşmıyor. İdeale ne yapıyor? Yaklaşıyor. D seçeneği yanlış. E, ideallikten en az sapan H2 gazıdır diyor. Görüldüğü gibi ideallikten diğer gazlara göre en az sapan hidrojen gazıdır. Doğru. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki grafik bir gaz için PV bölü RT oranının basınçla değişimini göstermektedir. Buna göre grafik ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Sıcaklık arttıkça ideallikten sapma miktarı azalır diyor. Bir gaz ideale nasıl yaklaşır? Düşük basınç, yüksek sıcaklıkla yaklaşır. Şimdi sıcaklık arttıkça gaz ideale yaklaşır. Yani ideallikten sapma miktarı azalır. Doğru. 2. 1000 Kelvin'de moleküller arası etkileşim en azdır diyor. Yani sıcaklık arttıkça diyor gaz ideale yaklaşır diyor. Doğru. 3. Düşük sıcaklık yüksek basınçta gaz ideale en yakın durumdadır diyor. Bunun ne olması lazım? Tam tersi olması gerekiyor. 3. öncülümüz yanlış. Cevabımız 1-2 C seçeneği. Aşağıda saf X maddesine ait faz diyagramı verilmiştir. Buna göre saf X maddesi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1 atmosfer basınç ve 100 santigrat derecede kaynadığına göre bu saf madde sudur. 1. 0,001 atmosfer dış basıncın altındaki, şuranın altındaki basınç değerlerinde madde katı halden gaz hale geçebilir diyor. Evet, şuradan katı halden gaz hale geçebilir. Doğru. 2. Katısı sıvısında yüzer diyor. Verilen madde sudur ve suyun katısı, yani buzun öz kütlesi, sıvının öz kütlesinden küçük olduğundan dolayı katı sıvıda yüzer. Yani buz sıvının, yani sıvı suyun üzerinde bulunur. Doğru. 3. Bir atmosfer dış basınçta, 75 santigrat derecede, madde sıvı haldedir diyor. Evet, madde sıvı haldedir. Doğru. Cevabımız 1-2-3 E seçeneği. Aşağıda saf X maddesinin faz diyagramı verilmiştir. Şurada katı, burada sıvı, burada da gaz fazındadır. Buna göre X maddesi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti birinci bölgede en fazladır. Çünkü birinci bölgede katı halde. Doğru. 2. P1 dış basınç, ve T1 santigrat derecede madde 3 fiziksel halde bulunabilir. Evet, burası üçlü noktadır ve madde burada katı, sıvı, gaz halinde bulunabilir. Doğru. Dış basınç arttıkça, dış basıncı artıralım. Donma noktası artar diyor. Şimdi şurası
erime veya donma noktası olduğundan dolayı dış basınç arttıkça görüldüğü gibi sıcaklık azalıyor. Yani donma noktası ne yapıyor? Artıyor. Üçüncü de doğru cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. Kimya mühendisliği bölümünde öğrenim gören Baran tasarladığı yeni nesil buzdolabında kullanacağı soğutucu akışkan maddeyi yukarıdaki tabloda özellikleri verilen gazların arasından seçtiğinde yaptığı seçim enerji tasarrufu bakımından en verimli olur diyor. Şimdi soğutucu akışkanın bir özelliği de ne olması lazım? Kritik sıcaklığının yüksek, kaynama noktasının düşük olması gerekiyor. Yani bu iki sıcaklıktaki farkın çok fazla olması gerekiyor. N2'yi seçemez, kritik sıcaklığı yüksek. Bromun kritik sıcaklığı yüksek fakat kaynama noktası da yüksek. Karbon, diklor, diflor kritik sıcaklığı yüksek, kaynama noktası düşük. Çok da güzel olur. CH4'e geldiğimizde kritik sıcaklığı düşük. Yine karbondioksite geldiğimizde kritik sıcaklığı yüksek değil, olmaz. Cevabımız C seçeneği. Tanecikleri arasındaki itme ve çekme kuvvetinin ihmal edildiği gazlara ideal, ihmal edilmeyen gazlara gerçek gaz denir. Buna göre aynı koşullardaki gazlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Sıcaklık arttıkça gazlar ideale yaklaşır. Çünkü gazlar sıcaklık arttıkça birbirinden uzaklaştığından dolayı itme ve çekme kuvvetleri azalır. Doğru. 2. Mol kütlesi büyük olan gaz, mol kütlesi küçük olan gaza göre daha idealdir diyor. Bu yanlış. Mol kütlesi büyüdükçe gaz gerçeğe yaklaşır, ideale değil. 3. Kaynama noktası küçük olan gaz ideale daha yakındır diyor. Bu da yine doğru. Çünkü ideal gazlar molekül ağırlığı küçük ve apolar olan gazlardır. Cevabımız 1, 3, D seçeneği. Yukarıda verilen ifadelerden hangilerinin açıklanmasında Joule Thomson olayı kullanılır? Joule Thomson olayı nedir? Sıkıştırılan gazlar ısınır, genleşen gazlar ise soğur. 1. Buzdolabının soğutma özelliği Joule Thomson olayıdır. 2. Sıcak havalarda çamaşırın daha kısa sürede kuruması, bu basınçla alakalıdır. Yine 3. Soğuk balın ekmeğe daha zor sürülmesi, bu viskozite. 4. Vücuda sıkılan deodorantın üşüme etkisi oluşturması diyor. Evet bu, çünkü deodorant buharlaşabilmek için vücuttaki ısıyı üzerine çeker. 5. Dalgıçların vurgun yemesi, bu da yine gazların çözünürlüğüyle ilgilidir. Cevabımız 1, 4, C seçeneği. Joule Thomson olayı sonucunda genleşme sırasında sıcaklık değişimi ne kadar küçük ise gaz ideale o kadar yakındır. NH3, karbondioksit ve helyum gazlarının aynı koşullardaki ortamı soğutma miktarı aşağıdakinden hangisinde doğru verilmiştir? NH3 polar bir moleküldür, karbondioksit apolar bir moleküldür ve helyumun tanecikleri arasında London kuvvetleri etkindir. Yani burada ideale en yakın olan helyum, sonra karbondioksit ve sonra NH3'tür. Demek ki NH3'ün tanecikleri arasındaki çekim en kuvvetli olduğundan dolayı ortamı en çok NH3 soğutur. Sonra karbondioksit ve tanecikleri arasındaki bağın en zayıf olduğu helyum olduğundan dolayı ortamı en az da helyum soğutur. Cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Gerçek gazlar arasındaki itme çekme kuvveti olan molekül veya atomlardan oluşur diyor. Doğru. Gerçek gaz tanecikleri arasında itme ve çekme kuvveti vardır. 2. Kritik sıcaklığı 420 santigrat derece ve kaynama noktası -29 santigrat derece olan gaz soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Kritik sıcaklığı yüksek, kaynama noktası düşük olması lazım soğutucu akışkan olması için. Doğru. 3. Aynı koşullardaki H2 gazı CH4 gazından daha fazla ideal davranış gösterir diyor. İdealliğe yaklaşma şartı neydi?
küçük molekül ağırlığıydı. Bir tanesi de hidrojenin molekül ağırlığı CH4'ten daha küçük olduğundan dolayı hidrojen ideale daha yakındır. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. Aynı koşullarda bulunan yukarıdaki gaz örneklerinin oklar ile gösterilen yönde niceliklerinin değişimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Moleküller arası çekim kuvveti azalır. İdeale yaklaşma miktarı apolar ve molekül ağırlığı azaldığından dolayı idealliğe yaklaşma miktarı artar. Kaynama noktası NH3'ten H2'ye doğru gidildikçe ne yapar? Azalır. Azalır, artar, azalır. Cevabımız C seçeneği.